Şimdi William McNeill'in de bu çalışmalarını yine bir örnek vermek istiyorum. Hani nasıl farklı çalışmalara da yol açtığını, hani onların önünü açtığını tartışmak açısından. Burada da tabii ki ilk olarak aklıma gelen sosyolog Janet Abulugut'un 1980'li yıllarda yazdığı Avrupa Hegemonyası'ndan önce 1250-1350 arasında Dünya Sistemi adlı çalışması. Bu çalışması çok önemli. Güncel tartışmalar açısından da çok önemli. Yani küreselleşmenin geleceğini tartışmak açısından da çok önemli. Çünkü Janet Abulugut, sosyolog yine Immanuel Wallerstein'in ortaya attığı Dünya Sistemi kuramının önemli bir varsayımını eleştiriyor. O da modern dünya sisteminin, dünya ekonomisinin 16. yüzyılda ortaya çıkmış olduğu tezi. Abulugut bize gösteriyor ki aslında ta 13. yüzyılda 1250'lerde bir küresel ekonomi ortaya çıkmıştı ve bu dönemde işte Çin'den başlayalım, Hindistan'a, Orta Doğu'da işte İran, Mezopotamya ve Mısır. Ve yine Batı'da, özellikle İtalya'da ve oradan Flandre'ye kadar uzanan bir havzada, yani bunu şöyle düşünelim, Akdeniz'in Doğu ve Batı kısımları olarak düşünelim. Bu coğrafyalarda aslında bu coğrafyaların birbirleriyle ciddi bir ekonomik alışveriş içinde olduğu bunu gösteriyor. Buradan işte çeşitli ekonomik kurumların efendime söyleyeyim işte ÇEK gibi efendim çeşitli ortaklık kurumları gibi özellikle uzak mesafe ticarete ticareti mümkün kılan çoklu ortaklıklar, işte sigorta pratikleri gibi pratiklerin ortaya çıkıp yayıldığı bir dönem olduğundan bahsediyor. Ve bu dönemin yalnız şöyle bir enteresan özelliği var. Yani 16. yüzyılda ortaya çıkacak olan ve daha çok böyle merkantilist özellikler taşıyan dünya sistemine karşı bu dünya sistemi, bu dünya ekonomisi de hiçbir bölge sisteme bütünüyle hakim değil. Yani ne Avrupa, ne Orta Doğu, ne Çin bu küresel ekonomiye ve bu dünya sistemine hakim değil. Bu tabii şu soruyu getiriyor aklımıza. Acaba böyle bir sisteme doğru evrilebilir mi mevcut dünya sistemi, mevcut dünya ekonomisi? Yani birbirleriyle sıkı ekonomik ilişkiler içinde bulunan ama buna mukabil siyaseten ve ekonomik olarak birbirleri üzerinde hakim olmayan coğrafyalar, bölgesel coğrafyalar belirebilir mi? Bu özellikle günümüzdeki tabii daha dar tanımlı, işte çok kutupluk vesaire gibi tartışmalar bağlamında yeniden ele alınması gereken bir konu bence. Bu sistem, Janet Abulugut'a göre, bu sistemi ortadan kaldıran, bu sistemi çökerten şey, Orta Çağ'da Kara Ölüm adıyla bilinen veba. Ve bu vebada biliyorsunuz hani Çin'den Orta Doğu'ya kadar uzanan coğrafyada geniş bir imparatorluk kurmuş olan Moğol hegemonyası altında gerçekleşiyor bütün bu ticaret. Yani önemli bir ayağı bu. Moğol askerlerinin Himalaya'larda kaptıkları bir enfeksiyon olduğu düşünülüyor vebanın. Yani oraya doğru
şey ediliyor, kökeni oraya götürülüyor. Burada tabii Phil McNeil'den çok oldukça yararlanıyor Janet Abugot. Ve tabii burada ve bundan sonra da ne oluyor tabii ki bu kara ölüm önce bu fetih yapan oradan oraya işte işgal için hareket halinde olan askerler ve bu askerlerin hem vergilendirdiği ama hem de güvenliğini sağladığı tüccarlar tarafından dünyanın diğer köşelerine yayılıyor. Bu vebanın sadece kara ölümün sadece dünya sistemi ve dünya ekonomisi açısından değil bizatihi rejimler açısından da ciddi sonuçları olduğunu biliyoruz. Örneğin yani iki örnek vereceğim burada. Önemli olduğunu düşündüğüm örneğin Mısır'da Mısır ki o zaman sadece böyle bir ticari etkin yani sadece alım satımla uğraşan hani ne bileyim işte Çin'den Hindistan'dan gelen malları Avrupa'ya satan bir konumda değil o konumu var. Ama aynı zamanda ciddi bir manifaktür, ciddi bir üretim merkezi, sanayisi var. Özellikle tekstil alanında. Ve bunun ihracatıyla Avrupa'ya ihracatıyla özellikle ciddi bir varlık, zenginlik elde ediyor. Bu zenginlik bu kara ölüme kadar Janet Abugot'un tezine göre özel sermayenin elinde. Dolayısıyla burada bir hani geç orta çağda ortaya çıkmış olan bir Mısır burjuvazisinden bahsediyor Janet Abugot. Bu çok önemli bir tespit. Yani birçok açıdan özellikle hani Orta Doğu'da bir burjuvazinin olmadığını iddia eden oryantalist okumalara karşı Abugot aslında böyle alternatif okuma geliştiriyor ve bu burjuvazinin siyasal ve ekonomik gücünün kırılmasında bu eski oryantalist işte Doğu despotluğu tezlerinin ötesinde kara ölümü vebai bir faktör olarak ortaya çıkartıyor. Çünkü elbette ekonomik aktivitelerinden ötürü uluslararası ticarette en çok bağlantısı olan ve dolayısıyla bu ticaret yolları üzerinden yayılan salgında en çok etkilenen kesimler bu tüccar kesimler ve bu kırılma, bu veba aynı zamanda siyasi kırılmayla da denk düşüyor. O dönemde Mısır'da bir hanedan değişikliği olduğunu görüyoruz ve aynı dönemde yine bu devleti eline geçiren hanedanın vebadan önce özel mülkiyette bulunan çeşitli işte ticaret ve sanayi işletmelerine el koymaya başladığını görüyoruz. Çok daha böyle merkezi bir iktisadi idare sisteminin geldiğini söylüyor. Bu ilginç bir gelişme. Yani tarihsel açıdan. Tabii bugün işte biliyoruz tekrardan hani böyle devletlerin çok daha müdahil oldukları bir ekonomi modeli tartışılır oldu salgınla beraber. Ama tabii bu aslında yani benzetme yanıltıcı olabilir. Çünkü neyse ki COVID-19 salgını kara ölüm kadar öldürücü bir salgın değil. Dolayısıyla böyle işte şeylerin belirli toplumsal kesitlerin böyle külliyen ortadan kalktıkları bir durumla karşı karşıya değiliz. Yine önemli bir örnek İngiltere örneği. İngiltere örneği çok ilginç. Çünkü İngiltere yani o dönemin dünya sistemi içinde aslında çevrede bulunan, marjda bulunan bir ülke nispeten daha izole
diğer parçalara kıyaslanınca. Ancak burada önemli bir etkisi var vebanın. Özellikle öldürücülüğünün. Burada da dediğim gibi yani günümüzde bunu mukayese etmek için söylemiyorum asla. Umarım böyle bir öldürücü salgınla karşı karşıya kalmayız. Ama özellikle kırsal kesimde o dönemki birçok yani ekonomi gibi İngiltere ekonomisi de esas olarak kırsal üretime dayanan, tarıma dayanan bir ekonomi. Buradaki iş gücünün büyük bir şekilde yani pardon, buradaki iş gücünün çok acı bir şekilde ciddi oranlarda hayatını kaybetmesi salgın nedeniyle. Burada buradaki iş piyasasında diyelim tabirle bir dengesizlik yaratıyor emekçiler lehine. Çünkü yani bu garip, paradoksal bir durum. Çok fazla tarım işçisi hayatını kaybettiği için tarımdaki emeğe yönelik talep artıyor, arz azalıyor ve dolayısıyla emeğin değeri artıyor. Emeğin değerinin artmasıyla beraber emeğin pazarlık gücü de artıyor ve bu dönemin sonunda yani böyle bir iki kuşak özellikle İngiltere'de kırsal kesimde çalışan çiftçilerin, köylülerin varlık kazanmaya başladıklarını, pazarlık güçlerinin arttığını ve bu sayede de geleneksel feodal ilişkileri kafa tutmaya başladıklarını görüyoruz. O kadar ki işte İngiliz toprak sahipleri, kralı burada yeni vergilerle bu çalışanları hizaya getirmeye ikna edecekler ve bu vergilerin açıklanmasıyla beraber İngiltere'deki ilk halk ayaklanması ortaya çıkacak. 1381 köylü ayaklanması. Aslında adı köylü ayaklanması ama bu noktada zaten köylüler çalışmak istemedikleri köylerden, hani feodal ilişkileri geleneklerin aksine çalışmak istemedikleri köylerden başka köylere veya kentlere göç edebilir hale gelmişlerdi fiilen. Ve dolayısıyla bu iş sadece köylerde kalmadı, sadece köylülerle sınırlı kalmadı. O dönemki feodal egemenlik ilişkilerine yönelik köyler, kasabalar ve kentlerde peşi sıra baş gösteren bir böyle isyanlar, ayaklanmalar şeklinde boy gösteriyor. Burada çok önemli bir yine, tarihsel gelişme yani vebanın etkisi açısından.